İşimiz çok fazla zorluk içeriyor aslında. Çünkü sahada yapılan işler. İşin tespitinden başladığımızda işin bir kere doğru tespit edilmesi gerekiyor. Burada bizim ekiplerimiz devreye giriyor. Ne yapıyorlar? Öncelikle araçlarını biniyorlar, lojistiklerini sağlıyorlar ve gidip hasarı tespit ediyorlar. Ve bu tespitlerin neticesinde bir tamir prosedürü oluşturuyoruz. O tamir prosedürüyle ekiplerimize bildiriyoruz ve ekiplerimiz sahada rüzgar türbinine ulaşarak bu tamiratları gerçekleştiriyor. Buğra Akbıyık olarak Türkiye'deki ilk rüzgar türbin kanatlarının imalatını yapan ekibin başındaydım. 2010 senesinde Türkiye'deki mevcut kurulu kanatların artık eskimesinden dolayı ve tamir bakımlarının da artık artmasından, ihtiyaç olmasından dolayı işimizin ağırlığını türbin kanat tamir ve bakımına verdik. Rüzgar tağları biliyorsunuz rüzgarın bol olduğu ve ulaşımı zor olduğu yerlerde ve bunlara ulaşmak öyle çok kolay değil. Birçok yerde stabilize yollar üzerinden gidiyoruz. Hatta dereleri geçmek zorunda kaldığımız bile oluyor. Araçları zorluyoruz. Araçların bizim bu zor şartlarımızda çok güvenli ve arıza vermeden çalışması gerekiyor. Çünkü yapılması gereken iş zaten acil. Rüzgarın azaldığı ve çalışabileceğimiz belki sadece 1-2 gün var. Bu 1-2 günlük süreci en iyi şekilde, en sağlam araçla ekibimizin değerlendirmesi gerekiyor. Daha önceki tecrübelerimizde yolda kalan araçlarımız oldu. Bu sebeple aracın güçlü olması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi. Öyle ufacık bir taşla veya ufak demeyelim de bize göre ufak bir kayayla oyun dışı kalmaması gerekiyor. Burada yeni L200'de bu off-road modları bizim için aslında bir kazanım. Kum, çakıl, dere, işte artık aklınıza ne gelirse bunların hepsini bir düğme çevirme rahatlığıyla değiştirebiliyoruz. Ayrıca standart bir diferansiyel kilidi var ve bu da bizim için bir avantaj. Çünkü aracın takıldığı yol şartları bizde çok sık rastlanıyor aslında baktığınızda, özellikle kar koşullarında. O yüzden bizi memnun eden bir özellik. Yeni L200'de hoşumuza giden bir şey var. Yeni L200 yakışıklı bir araç. Biz mühendisler araçları evet yakışıklılığına göre seçmeyiz, dayanıklılığına göre seçeriz ama bu hem dayanıklı hem yakışıklı. Ekiplerimiz araçlarına biraz kendi araçları gibi bakıyorlar. Yani aracın sportif çizgileri gerçekten insanları motive ediyor. Genelde bu saydıklarımızı düşünürsek L200'ü, yeni L200'ü neden seçtiğimi anlayabilirsiniz.